Arkadaşlar herkese merhaba. Bana gelen şu ana kadar en önemli, en büyük sorunlardan bir tanesi arayan kişilerde özellikle. Abi Cane Corso'da veya kardeşim Cane Corso'da kalça çıkığı oranı ne? Veya Cane Corso'da kalça çıkığı neden olur? Veya sizin köpeklerinizde herhangi bir kalça çıkığı oldu mu? Arkadaşlar bunlar %50 gen ile alakalıdır, %50 bakım ile alakalıdır. Ama burada bakımdan kastım şu, etrafta o kadar kötü bilgi kirliliği var ki diyorlar ki yok merdivenden çıkarma, yok fayansta yürütme, yok işte yere basmasın, yok. Biz bu köpeği niye alıyoruz arkadaşlar bu kadar problemliyse? Bir kere onu düşünmeliyiz. Yani bu köpek yürümeyecekse, bu köpek koşmayacaksa ya da bu köpek evimizin bir sonuçta evlerin hepsi ya fayans yapar ki arkadaşlar. Kum olan ev var mı? Maalesef yok. Kum olan ev yok. Ondan dolayı. Ben evimde durduramayacaksam bu köpeği, evde durduğu anda kalça çıkığı olacaksa ben bu köpeği evime niye alayım? Bakış açısı oluşmaya başladı insanlarda. Arkadaşlar bu kalça çıkığının %50 gen ile alakalıdır. Yine diyorum %50 bakım ile alakalıdır. Buradaki olay da bakım ile olan kısmı da köpeğinizi fayansla beslemeniz tabii ki bir %10'luk bir etkendir. Ama biz doğduğumuz zaman ayağımız kırıldığı zaman evet bizim genimizde bu vardır, dur oğlum. Ayağımız evet genimizde vardı, ayağımız kırıldı diyebiliyor muyuz? Hayır. Ya bir yerden düşeceğiz ya bir darbe alacağız ki ayağımız kırılacak. Köpek de eğer ki evde kalkıp çiş yapılmış, çişin üzerine basmış, ayağı yamulmuş ise kalça zaten çıkabilir. Burada yapabileceğimiz herhangi bir şey yok arkadaşlar. Enzo. Burada yapabileceğimiz bir şey yok. Ama yat. Enzo. Otur. Buradaki Enzo'yu bugün yanıma almamdaki sebep şu arkadaşlar. Enzo gel. Otur. Bakın Enzo 9 aylık bir Cane Corso. 9 aylık bir Cane Corso. Ve sahipleriyle devamlı kontak halindeyim. Bildiğiniz üzere mağara ve kural. Yani bu köpek şu anda istesek şu an 35 kilo, 30-35 kilo arası. Şu an 45 kilo da olabilir. Ama buradaki olayımız köpeğin 45 kilo olması değil. Doğru yürümesi, doğru ilerlemesi. Enzo gel. Enzo gel. Bakın mesela devamlı anlatmak istediğim olay Enzo'da gözüktüğü gibi. Hafif kaburga gözüküyor. Çok hafif kaburga gözüküyor. Arka tarafımız hafif boş. Yani Cane Corso'lar ya da büyük ırk köpekler 12 aylık ya da 14 aylık olana kadar muhakkak şu kısmı boş bırakmamız lazım arkadaşlar. Eğer ki kilo alırsa köpek, bu sadece görüntüden ibarettir. Kilo alırsa köpek ön basarlara, arka basarlara yük olacak. Çünkü kilo olacak köpekte. Yük olduğu için arka tarafta da sıkıntı yaşayabiliriz. Ondan dolayı Cane Corso'larda 12 aya kadar muhakkak şu iskeleti görmek istiyorum. Enzo'daki iskeleti gördüğünüz gibi. Ve son olarak şunu demek istiyorum arkadaşlar. Glikozamin takviyesi. Evet, glikozamin takviyesinde bulunalım köpeğimize. Ama ihtiyacı varsa bulunalım. Ön basar yamuk ise kalsiyum takviyesinde bulunalım. Arka tarafta hafif sekme varsa o zaman glikozamin takviyesinde bulunalım. Şu an öyle bir şeyler duyuyorum ki ben piyasada. Köpek 3 aylık, köpeği filme sokamıyorsun. Köpeğe evet bu köpek kalça çıkığı diyenler var. Bakın parantez açıyorum. Bir Cane Corso'nun ya da bir büyük ırkın 6 veya 8 aylık olmadan kalça çıkığı olduğu veya kalça problemi olduğu hiçbir şekilde anlaşılmaz. Filmde de anlaşılmaz, yürümesinden de anlaşılmaz. Buradaki olay tamamen bilgi kirliliği. Ondan dolayı 6 ay değil, 12 aya kadar biz köpeğimize, 9 aya kadar köpeğimize zayıf bakalım. 9 ila 12 aydan sonra o köpeğimize zaten bizim kilo aldırmamız bir hafta. Sağlıksız gözükebilir. Aslında insanlardaki gibi düşünün. Kilolu bir insan mı daha sağlıklıdır? Zayıf ve fit, boyuyla orantılı olan bir insan mı daha sağlıklıdır? İnsanla hayvan da aslında aynı arkadaşlar. Aynı kefeye koyalım. Sağlık problemlerini aynı kefeye koyalım. Ondan dolayı bilgi kirliliğini bir tarafa atalım. Enzo bugün bize çok güzel bir örnek olsun. Lütfen siz de benden alınmış olanlar için demiyorum. Genel bütün Cane Corso'larınızı sizden ricam. Öyle devam ettirin ve öyle yürütün.
Kalça çıkana da bugün burada noktayı koyuyoruz. Ama Cihan Nalbant olarak tabii ki Allah'a şükür böyle bir problem yaşamadık bugüne kadar. Ne müşterimizde ne kendimizde. Çünkü devamlı itibat halindeyiz, kontak halindeyiz. Köpeğimizin nasıl ilerlemesi gerektiğini ve kilo aldığı zaman hayır bunu zayıflatacaksınız zaten diyoruz. Ve bizden yavru alan arkadaşlar da çok sağ olsun bizi videosuz fotoğrafsız bu konuda bırakmıyor. Noktayı koyuyorum Cihan Nalbant olarak. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.